Evet, bu hafta yine sizlerle birlikteyiz. Yine maillerimizle başlayacağım. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisinizdir. Seslerinizi duyabiliyorum. Ben burada çayımı yudumlanırken siz de çaylarınızı yudumlayarak beni izleyin ve yine bugün çok güzel maillerinizle sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Evet. İyi günler Deniz ablacığım demiş. Bir seyircim adı Filiz. Ablacığım ben İkizler Burcuyum. Sevgilim de İkizler Burcu. Geçinir misiniz? Geçinirsiniz. Çok da mutlu olursunuz. Ama dediğim gibi ikizler ikizlerin dengesizliğini yapmaması lazım. Biraz sıkıntı yaşasalar da böyle yarı kavgalı, yarı iyi evliliklerini sürdürebilirler. Ama kavga etmeyin. Hiç kavgada hoş bir şey değil. Yüz göz olmayın bari ederken. Tabii kavga et evin tazı, tuzu. Ama biraz daha ılımlı yaklaşırsan mutlu olacağını ben görüyorum diyorum. Evet sevgili yönetmenim, az önce programa başlamadan önce yönetmenim dedi ki Deniz ablacığım bana bakar mısın dedi. Tabii seni mi kıracağım canım benim, bizimle burada kaç saat uğraşıyorsun. Okan ve Özlem, ikisi de Oğlak Burcu'ymuş. Şimdi buradan inşallah Özlemcim beni izliyordur. Özlemcim Oğlak Burcu erkeği zordur. Biraz da takıntılıdır ama çok iyi bir kalbi vardır. Çok da sevecendir. Sevdi mi adam gibi sever. Yanlış yapma. Sakın kıskançlık yapma. Çünkü seni severse hayatta ihanet etmez. Sevmez öyle şeyleri. Dini inancı vardır. Çok da kuvvetlidir. Seni de böyle Allah korkusu olduğu için üzmez. Çok iyi bir aile terbiyesi almıştır. Yanlış yunluş yapmaz. Çünkü kadına değer verir ve kadına önem verir Oğlak Burcu. Kadının zarar görmesini hep karşı taraftan engeller. Oğlak kadını da inatçıdır, sabit fikirlidir. Hep benim dediğim olsun ister. Güzelliği çok sever. İkiniz de çok mutlu olacağınızı ve beraberce hayatınızı sürdüreceğini ben son derece inanıyorum. İnşallah mutlu olacaksınız. Dediğim gibi Oğlak erkeğini biraz alttan alırsan senin evliliğinde hiçbir sıkıntı yaşayabileceğini ben sanmıyorum. Seni de kocaman öpüyorum. Allah'a emanet oluyorum. Özlemcim sevgili yönetmenimi de buradan saygılarımı sunuyorum. Mutlu olacaksınız ve gerçekten hayatınızı çok değiştireceksiniz. Biraz zıtlaşsanız da ben hayatında da bir sıkıntılar olabileceğini görmüyorum. Para, pul, şöhret ikisinde de olur. Çünkü Venüs grubundalar, ikisinin de zenginliği olur. Asla fakir olmazlar. İkisi de çalışırlar. Hiçbir zaman da aç kalacakları bir durum asla olmaz. Evet, iyi günler ablacığım demiş. Ben Sehtap, Yengeç Burcu'yum. Bu sene Yengeci neler bekliyor demiş. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu sene Yengeci çok güzel şeyler bekliyor. Yengeci ben çok severim, çok da sevdiğim burçlardan biridir. Yengeç, bu sene maddi, manevi, aşk hayatınızda sorunsuz bir dönem geçireceksiniz. Yalnız Temmuz ayında biraz sıkıntıya düşeceksiniz. Ağustos ayınızda yine düzelmeler olacak. Hastalığınız asla yok. Hiçbir sıkıntı bu sene yok. Temmuz'dan sonra parasal anlamda iyileşmeleriniz başlıyor. Beraberliğinizde ayrılık asla yok. Bekarsan ki bekarsın, evlilik var ve çok da mutlu olacaksın diyorum ve seni öpüyorum. İyi günler Deniz ablacığım. Ben Okan. Bu sene ben çalışmıyorum. İş bulabilecek miyim? 21 yaşındayım ve Akrep burcuyum demiş. Şimdi Okancığım evet akrepler bu sene çok zor bir senelere geçiriyorlar. Biraz Eylül'e kadar sıkıntı çekebilirsin ama Eylül ayında önün çok açık ve seni çok güzel sürprizler bekliyor ve gerçekten de çok mutlu olacaksın diyorum Eylül ayında. Evet. İyi günler ablacığım. Benim adım Sevim. Yengeç burcuyum. Bu sene yengeci neler bekliyor söyler misin demiş. Ben de şöyle diyorum, yengeci bu sene çok güzel günler bekliyorlar. İnanılmaz derecede güzel yaşayacaksınız. Hatta yeni bir projeniz var, işinizle alakalı bu projenizi uygulayacaksınız. Medyatik de bir işiniz olabilir.
bu seneniz ikizler, yengeç burcunun çok güzel bir senesi. Zaten hep söylüyorum, yengeç burcu hele senin için çok güzel olacak diyorum. İyi günler Deniz ablacığım. Bu sene aslan burçlarını anlatır mısınız? Aslan burçları bu sene dedim ya çok güzel olacaklar. Maddiyatını kazanacaklar. Yeni iş kurmaları onlar için çok iyi olacak. Aşk hayatında başarı görüyorum. Bir yer almak istiyorsanız rahatlıkla alabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Ev değişikliği yaşayacaklar, mutlu olacaklar. Hatta bir mal sahibi bu sene olacaklar ve bu sene çok güzel olacak aslan burçları diyorum. Evet. Ablacığım ben boğa burcuyum. Bu sene boğalar nasıl olacak demiş. Bu sene boğaların inanılmaz derecede güzel bir dönemi var. 7 sene gelen bir mutluluk geldi boğalara ve gerçekten de çok sevineceğiniz olaylar olacak. Bekarların evlenme, evlilerin çocuk sahibi olma ve inanılmaz derecede hayatlarında bir değişiklik yaşayacağına, bir hatta milli piyango bile oynasınlar ya da sayısal oynasınlar, böyle bir şeylerin onlara çıkabileceğine. Yani boğalar bu sene çok şanslı dönemindeler. Kimi kaybettilerse bulacaklar. Yani bu sene mücadele edecekler ve mücadeleye de devam edecekler bu sene. Evet. İyi günler Deniz ablacığım demiş. Bu sene balık burçları nasıl olacak? Neler bekliyor bizleri demiş. Balık burçları bu sene çok iyi olacak. Maddesel açıdan Haziran'dan sonra iyi olacaklar. İlişkilerinde biraz dikkat etsinler. Çünkü sıkıntı dönemleri yaşayabilirler. Özellikle maddesel anlamda sıkıntılı dönemler yaşarlar. Ama Haziran'dan sonra maddi sıkıntıları da şey yapacaklar. Aile ilişkilerine biraz dikkat etsinler. Aile ilişkilerinde sürtüşmeler olsalar da sonucu bir aile kavgasına ya da şiddetli bir şeye dönüşmeyecek. Son derece hayatında değişik dönemler olacaklar ve çok da mutlu olacaksın. Merak etme diyorum. Evet, iyi günler Deniz Hanım demiş. Benim adım Ömer. Ben abim için soracağım. Abim yengeç burcu, şu anda da cezaevinde, sizce nasıl olacak demiş. Canım benim merak etmeyin, yengeçler bu sene dedim ya sürprizler var, sürprizler. Sürprizler var bu sene. İnşallah bir af olur ya da bir durum olur. Abiniz haklıysa sizin yanınızda olur. Ama yengeçlere dedim ya bu sene sürprizler var ve çok da mutluluklar var bu sene. Hiç merak etmeyin diyorum. İnşallah çıkacak diyorum. İyi günler Deniz Hanım. İşlerim rast gitmesi için dua önerir misiniz demiş. Tabii önerim. Ben her sabah kalktığımda kendi işlerimi bile açmadan Selavat-ı Tefrici'yi çok okurum. Çok da faydasını görürüm. İsmi Azam duasını çok okurum dükkanımı açmadan önce. Ve inanılmaz derecede faydalarını görmüşümdür. Size de tavsiye ederim. Çok hem rızık açıyor hem de işlerinde güzellikler gidiyor ve hiç merak etmeyin diyorum. Rızık için ne dedik? Selavat-ı Tefrici'ye İsmi Azam duasını bol bol okuyun diyoruz. Öpüyorum seni. Evet, iyi günler Deniz ablacığım. İsmim Hatice. Bu sene yengeçleri anlatır mısın demiş. Yengeçler bu sene maddesel açıdan rahat edecekler. Manevi açıdan da evliliklerinde mücadeleleri devam edecek. Ama merak etmeyin, onlar da bitecekler. 2016-2017'ye daha güzel, daha başarılı evliliklerinde de daha güzel girecekler. Ama geçen senenin devamını yaşıyor yengeç. Merak etmesin diyorum. Evet. İyi günler Deniz ablacığım demiş. Bir seyircim. Ablacığım ben yeri geldiği zaman çok sinirleniyorum. Oğlak burcuyum. Kendime hakim olamıyorum. Sence ne yapmalıyım? Nasıl davranmalıyım demiş. Ben her zaman söylüyorum. Oğlak burcu en son söyleyeceği lafı en başta söyler. Her zaman için öyle bir şey olduğu zaman
Baktım bir insana sinirlendim. Senin sinirlerini bozdular. Hemen içinden ona kadar say. Ve lavle velav kuvveti illa ibelezdim. Bunu çek içinden. Ve göreceksin o anki sinirin senin böyle kötü enerjin içinden gidecek, kendini pozitif enerji olacaksın. Ben mesela her sabah şunu yaparım. Bunu çok var. Mesela camımı açarım. Sabahleyin erkenden kalkarım. Camımı açarım. Bugün günüm çok güzel geçecek derim. O gün günümün çok enerjili olduğu için günümü çok güzel başlarım ve gerçekten de çok güzel geçer günüm. Sizinle öpüyorum ve kendine çok iyi bak diyorum ve sakin olmaya çalış diyorum. Evet, bu haftalıkta programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrardan maillerle devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakarak Allah'a emanet olun diyorum ve hoşça kalın.